Bağcılı Köyü'nün 1960'lı yıllarda yapılmış iki derslikten oluşan okul binası yıllar içerisinde yetersiz kalmış. Hatta sadece yetersiz kalmamış, aynı zamanda binanın yıkılabilir, içinde durulmaz raporu olmasına karşın yeni okul binası yapılmamış. Köyümüzde, Bağcılı köyümüzde bir sınıftayız. Yani bu bir derslik. İnanılmaz. Hani iki kişi, üç kişi zor sığar buraya. Böyle bir yerde dersliklerimizden bir tanesi böyle. Muhtarımız, bu çocuklarımız böyle bir ortamda nasıl eğitim görebilir? Ne öğretmenlerimiz, ne öğrencilerimiz. Yani böyle bir şeyi hak etmiyor. Hak etmiyor. Biz bunu bildirdiğimiz halde bu çocuklar böyle rezil yaşamaya, rezil okumaya devam ediyor. Türkiye diyorlar, çağ atladık diyorlar Türkiye. Peki gelsinler görsünler. Hani çağ atladık? Türkiye'yi çağ atladık diyor şimdi. Gelsinler görsünler bakalım Türkiye'nin çağ atladığını, bizim bir okulumuzdan öğrensinler. 110 tane öğrenci. 110 tane öğrencimiz var. 5 tane sınıfta affedersin oturacak yeri olmadı yerde çocuklar, öğretmenlerimiz çalıştırmaya çalışıyor. 110 tane öğrenci birinci kademede sadece. Evet, birinci 5 tane sınıfımız var, 5 öğretmenimiz var. Yani sınıfların biri de dışarıda, şimdi göreceğiz sınıfları yani. Sınıflarımızın 5 tane sınıfı, 5 tane giriş yeri var ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Ayrı ayrı. Biz geçtiğimiz yıllarda sanırım 2006 ya da 2005 yılında Aksu Köyü'ne gelmiştik. Evet. Aynı Aksu Köyü'nün de böyle bir problemi vardı. 2006'ydı sanırım. Biri dersliğin caminin altında, biri muhtarlık binasında. Evet, evet. Şimdi ona benzettim sizi de. Yani nasıl böyle bir şey? Oraya biz programdan sonra okul yapıldı. İnşallah darız sizin başınıza. Allah, biz istiyoruz yani, yeter artık. Şimdi yapılacaksa bir eğitim düzgünce yapılsın. Şimdi bizim böyle bir ortamda eğitim zor ya. Yani. Zor olur. Öğretmenlerimiz kapıdan girişte şu sobanın kenarına geçerken elbisesini yaktı. Elbisesini yaktı. Yazık değil mi? Öğrenciler de öyle. Yani. Öğrenciler de öyle. Öğrenciler de şimdi çocuğu bir kaydırsa sobanın üstüne gidecek işte. Al kapalı, ufacık bir yer. Eskiden buraya biz okul değildi. Burasını biz malzeme doldururduk. Sözünde odun doldururduk, kömür doldururduk. Bu şimdi boş ver, onları biz başka bir yere attık. Burada biz öğrenci okutalım diye uğraşıyoruz. Hani 55-60 sene önceki koşul olsa hani öyleydi deriz. Ama evet. Yani şu ortam hani 60 yıl önceyi anımsatıyor. 60 sene önce yapılan bir hizmet bu. Ama biz şimdi kaçtayız? 2009'u giriyoruz. Aynen o 60 senesinin yapılan bir hizmetin üzerinde durmaya çalışıyoruz. Ama duramazsın. Nereye kadar duracaksın ki? Bağcılı Köyü İlköğretim Okul binası en az 5 yıldır köy muhtarı tarafından yetkililere sorun olarak iletilmesine karşın yeni okul binası yapılmamış. 110 öğrencinin yaşamı tehlikeye atılmıştır. Yetkililerin ihmali yüzünden yaşamını kaybeden ne çok olay oldu AKP hükümetleri döneminde. Ne oldu? Herkes yerinde kaldı. Hızlandırılmış tren faciasını anımsayın. Hindistan'da bile olmayacak aciziyette eski raylar üzerinde hız yaptırılan hızlandırılmış trenler. Başka ülkede olsa başbakan istifa eder. Bizde suçlu makinist oldu. Ama bu konuda vicdanlarına ne hesap verdiler hep merak ederim. Geçen yıl Kur'an kursunda Konya'da 17 çocuk yaşamını yitirdi de ne oldu? Bizim ülkemizde insan hayatından ucuz hiçbir şey var mı? Bağcılı Köyü İlköğretim Okulu'nun 50 yıllık iki derslikli binası yetmedikçe kömürlük bozması derslikler çıkmış ortaya. Köylü kendi çözümünü kendi bulmak zorunda kalmış.
Bir öğretmenimiz de karşıdı var. Şimdi göstereceğim. Şimdi gidelim öbür sınıfa bakalım sevgili seyirciler. Öbürüne bakalım. Şu hallere sığmaya çalışıyorlar yani. Ne okulacak? Biri de burada mı? Evet, biri burada. Okulumuzun. Burası kömür yatardı. Burası neydi? Kömür koyuyorduk burası, kömür. Kömür deposu derslik oldu mecburen. Ne yapacaksınız? Kendi çözümünüzü kendiniz üretiyorsunuz. Tabii. Yani ülkeyi yönetenler, Milli Eğitim Bakanlığı ne işe yarıyorsa böyle herkes kendi sorununu kendi çözüyor. Üretici ne ekeceğini bilmiyor, ne kazanacağını bilmiyor. Böyle çocuklarını okutacak okul yok. Şuraya bakar mısınız? Yapıldı. Burası öğrenci okuyor. Bir sınıfımız burada okuyor. Biri de burada. Evet, biri de burada okuyor. Böyle artık siz iptidai bir şekilde orada burada kömürlüğü boşalttınız, derslik yaptınız. Evet, odunluğu boşalttık, kömürlüğü boşalttık. Biz buralarda bir adına sınıf yerleştirdik. Yok, yerimiz yok. Yerimiz yokken biz nereye yerleştirelim? Söylüyoruz. Buraya milletin müdürleri daha geldi. Geldiler, ağzından konuştular. Ağzı gelen konuşuyorum. Ama beceri yok. Söz vermelisin ama söz verdiğin işi yerine getireceksin. Ne kadar süredir yani bu bayağı bir uzun zaman olmalı yani. Beş senedir ben buraya sözünde bizim ileri gelen kişilerden milletin müdürü getirdik. Buraya kaymakamımızı getirdik. İl genel meclis üyelerimizi getirdik. Tamam. Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Milletvekilimiz geldi. Söz ağızlı var ama sözde hiçbir denesi olmadı. Okulumuz şu anda tehlikelidir. Ben gittim dilekçe verdim milletin müdürüne. Çocukların başına bu taştan doğma okulumuzu göçtüğü anda çocuklarımızın başına iş gelirse sorumlusu sizlersiniz diye dilekçe verdim. Dilekçem bir suratın cebimde, bir suratın milletin müdürü. Öyle bir tehlike var yani. Tehlike var. Çatlaklar var. Büyük öbür okulda göreceğiz şimdi. Uğradı bakalım. Bakalım. Bu dersimizin biri bu. İkincisi bu. Gidiyoruz. Öğretmenlere yazıktır ya. Yazık öğretmenlere. Öğrencilere yazıktır. Böyle koşullar. Tuvaletimiz var. Tuvalet de burada. Evet, burada. Diğer dersliği görelim. Tuvalet orada, derslik nerede? Derslik arka sınıfta. Her biri ayrı bir kapı. Göçebe gibi oradan oraya. Evet, dersliği böyle. Evet. Her birinin girişi ayrı. Evet, şu hallere. Evet. Şu hallere bak. Evet. Okul. Çağ atlayan Türkiye'deyiz. Evet. Çağ atlayan Türkiye'nin okuluna bakın. Hangi çağa atlamışız biz? Bu okul. Birleşiydi. 60 senesi önce birleşiydi. Biz burada okul kanıyorduk. Duvar yaptı. Evet, duvar yaptı. Sonra sınıflar ayrılası ya. 5 tane sınıf ayrılası ya. Buranın, bu taraf bir sınıf oldu, burası bir sınıf oldu. Binalar ne zaman yapıldı? 60 senesinden önce. Tamam, 60 senesinden önce ben biliyorum. Ben 64 doğumluyum, ben biliyorum yani. Biz çocukken oldu. Bak şu duvarlar çok tehlikeli gördüler. Aydın'dan ekip getirdim. Duvarlarını çok sakat dedi. Bu okulda durulmaz raporu verelim, yazalım dediler. Evet, çatlaklar var tabii. Çatlaklar bayağı ayrık yani. Duvar ne olacak ki? Daş duvar. Ayrıldı. Allah korusun. Olur göçer. Deprem yani memleketindeyiz. Deprem satan hiç dayanmaz. Allah göstermesin bir deprem olacak. Bu çocukların hepsi de burada duvar kalır. Gel bakayım, sen hangi sınıftasın? Gel. Gel Ali, bunların hepsi de Ali valla. Ali gel, sen hangi sınıftasın? Ha? Ali hangisindesin sen? Üçe. Üçe. Bu sınıflardan hangisi senin? Hangi taraftan dolanıyorsun? Öbür tarafta. Ali güldü pek. Adın? Arif. Arif, sen hangi sınıftasın? Öbür. Gittik mi o senin sınıfına? Hayır. Gitmedik mi? Şimdi Arif'i, hadi bize göster Arif yolu, senin sınıfını görelim. Şimdi 4. dersliğimize gidiyoruz. Gene kapıdan çıkıyoruz.
Köy muhtarı Hüseyin Şahan'la çekimler sırasında 5 yıl içinde yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını dile getirmiş ve yetkililere seslenmiştik. Köyümüz Kentimiz program tanıtımları da bu bölümlerden oluşmuştu. Köyümüz Kentimiz program tanıtımlarının yayına girmesinin ardından iktidar partisi milletvekillerinin ve il genel meclisi üyelerinin muhtarı arayarak biz köyünüze 8 derslikli okul binası yapımını 2009 yılı bütçesine aldık demişler. 2009 bütçesine gerçekten girdi mi? Girdiyse muhtarın haberdar edilmesi, bilgilendirilmesi gerekmez mi? Yok, 2009 bütçesine alınmadı da program tanıtımları sonrası 2009 bütçesine zorunlu olarak mı giriverdi? Bu sorular kafamızı meşgul ede dursun. Biz Bağcıllı Köyü'ne çocuklarımıza yaraşır, yeterli dersliği olan sağlam bir okul binası yapılıncaya kadar bu sorunu dile getireceğimizi belirtiyoruz. Bak şöyle, bak eliyor bak, aynı çatıya iniyor bak müdür mü? Bayağı bir çatlak var. Bayağı bak, bayağı. Burada aslında durulmaz raporu verildi burası. Durulmaz raporuna rağmen? Yine halen duruyoruz işte. Şu durul, Allah'ın seversin. Şöyle bak, şöyle bir bak, şu duvar ayrısı ne olur bu çocukların? Hepsi bunun altında kalır ya. Allah korusun ama yani bu nasıl bir şey? Şu hale bakın ya. Şu yani hem çocukların sağlığı tehlikede. Hem böyle bir koşulda sürekli yaşamaları, böyle soğukta siz vay, yükseklerdesiniz, her bir çıkışı ayrı. Yani eğitim veremezsiniz bu şartlarda, çok bu koşullarda. Vahim, vahim, çok vahim işler. İşler hiç, şu hali var. Kaplum kaplum ha. Önce bak ta yapılmış, ondan üstüne biraz düzgün olsun diye bir de kaplanmış, o da kalkmış. Şu hale öyle. Şu çenilere baksana, çeniler falan gitmiş yani. Çeniler her yerlere gitmiş. Burası da okulun girişi. Evet, burası girişi. Burada burası. Kaç tane derslik var? Burada iki tane derslik burada var. Bir tanesi burada. İki tane derslik de burada. Öğretmenler odası var. Evet, yazık evet, dünya. Müdür ve öğretmenler odası. Evet. Hepsi bir odada. Evet, hepsi bir odada. Senin sınıfın hangisi Arif, bu mu? Arif'in sınıfına giriyoruz. Yine. Öğretmenler odasını bilgisayar odası olarak kullanıyoruz. Hem de öğretmenler odası olarak. Geldiğimiz çok gibi. Amaçlı. Evet. Yani gerçekten şimdi, çok kötü duvarlar, koşullarda ya. 3 senedir, 4 senedir ben buranın hizmetçisiyim. Şu duvarlar. Yani şu yerler, yani böyle bir şey mi? Bunları her sene kendi imkanlarımızla birer tohum, çimento alıp kendimiz yamı yapıyoruz. Her sene yamı yapıyoruz. Artık duvarlar komple patlak çatlaktı. Oralara yamı yaptık. Ne kadar yam yapsak da her sene yine göçüyor. Yani kendi imkanlarınızla yapabildiğinizce evet, yapıyorsunuz evet, ama. Evet, kendi imkanlarımızdan. Bizim bu okul komple kendi imkanlarımızdan. Hiçbir devletin bir tane bir yardım yoktur. Bir 10 milyar para çıktı. Şu pençeleri yaptırdık. 10 milyar para çıktı. Pençeler de göçüktü. Böyle camları kırıktı. İşte 10 milyar parana şu pençeleri yaptırdık. Şimdi bu senede gelen müfettişler kapılara tersini çevireceksiniz de. Bunları yaptıran Milli Eğitim. Geçen sene takıldı bu kapılar. Bu sene de tersini çevireceksiniz diyorlar kapılar. Onlar ne için, oldu bakayım? ne olmuş Allah'ım? Öyle mi? Terse mi çevirin diyor? Dışı açılacak diyor. Gelen müfettişler. Öyle mi? Evet. Şimdi bu kapıyı söküp tak. Dünya para. Biz bunu neyine yaptık? Niye dışı açılacak bu? Müfettişler emretmişler. Müfettişler gelmiş bu okula bakmış mı? Ay bu birinin ders sözünü geldiler gittiler buraya. Müfettişler gelip gidip bu kapının yani Türkiye'deki müfettişlik yani sistemine geçersin, bakın. Hayır bu kadar okulun bu koşulları yani okulun bu böyle sağlıksız koşulları müfettişlerin dikkatini çekmiyor. Görmez okulun yani. Dışı görmez. İçi çocukların nasıl şartlarda şu hale bakın ya. Her biri ayrı bir kapıdan giriyor. Küçücük küçücük sınıflar yerler gayet iptidai bir durumda ya. Bu nasıl bir şey bu? Siz önce şu ayıbınızı tamamlayın. Evet. Önce bu ayıbınızı tamamlayın, ondan sonra kapılar değiştirmesini söyleyin. Sizin göreviniz bu değil ki. Kapılar değiştirmek değil ki. Kapıları değiştirmek. Sen müfettişsin. Neysin? Müfettişin anlamı nedir? Denetlemektir. Sen denetlerken bu öğrenciler nerede duruyor da bir takip edersin. Nasıl yaşıyor bu çocuklar? Nasıl okuyor? Bu zorluklarla nasıl başarı olabilecek diye söylersin ya. Evet.
Mühendisin anlamı budur. Şu koşullarda sağlıklı eğitim, öğretim yapılmayacağına dikkat çekiyoruz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzü bu konuda uyarıyoruz. Buraya okul yapılıncaya kadar da biz bu yayınları sürekli sürdürüyoruz. Ne zaman ki burada bir okulun temeli atılıp bir an önce bitirilir, bizim bu köyle ilgili yayınlarımız son bulur. Bunu haberde, köyümüz kentimiz programında buraya okul yapılıncaya kadar biz bu yani rezaleti, bu aymazlığı hep ekrana getireceğiz.